Merhaba arkadaşlar. Bugün gene sizlerle 7 Days To Die oyunuyla karşınızdayım. SubQuake, Undead Legacy moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Red Mesa'yı lootlamıştık. Yani lootluyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Burada bir işçi olacaktı diyordum. Şu tünelde de bir köpek mi vardı? Bu nereden geldi lan? Şurada bir yerde gizleniyordu herhalde. Şunlar mı tutuyor? Burayı biliyorum. Normalde şurada bir tane şu gizli yer zannedersem buraya açılıyor. Şu mutfağa açılıyor. Şuraya bir yere açılıyor. Buraları bu odaya açılıyor da bu odada nereye açılıyor onu bilmiyorum. Şimdi lootlanmaya başlamadan önce şurada şu vending machine'in üstüne açılıyor aynen. Şurada da çok sağlam bir iki zombi vardı diye hatırlıyorum. Şuraya açılıyor gizli oda, o gizli geçiş. Onu da gösteririm zaman kalırsa. Şu mutfaktaki gizli kilitli kapı, tamam, burası tamam herhalde. Ah be. Bizim Bolt Cafe'de de bu tarz böyle bir şey olacak. Belki bir bilardo masası falan da koyabiliriz yani. Şimdi tuvaletler kaldı. Tuvaletler haricinde burası bitti herhalde değil mi? Şunu kapatayım. Steroid. Şimdi gidiş neresini gösteriyor bu? Şurasını gösteriyor. Şurası da bizim şey olduğumuz yer. Işınlandığımız yer muhtemelen. Ve burada hiçbir zombi olmayacak muhtemelen, aynen. Resource'ların olduğu yer. Gizli geçişi göstereyim o zaman şöyle. Bunun üstüne buradan atlıyorsunuz. Bu aşağıda hani bizim şu bordorun üstünden geldiğimiz yer. Dur bakayım şurada zombi var mı? Bizi daha pilavlamasınlar. Yok. Değil mi? Yok. Yani o kadar yolu dolaşmak istemiyorsanız hemen buradan geçiyorsunuz işte. Buraları lootlamıştık. Şuradan gizli geçişten direkt olarak hani buradan başka bir yere giriş yokmuş gibi gözüküyor. Yo, var. Ha, yok. Aynen, burası sadece bir oda gibi. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Ulan buradan nereye gideceğim falan filan. Gidiş şurası işte. Buraya zıplıyorsunuz. Böyle zıplayamıyorsunuz. Ama abi. Yani işte parkur çok olunca. Sonra buradan yürüyorsunuz ve buradan vending machine'in olduğu mutfağa direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Burada normalde bayağı bir işte zombi var. Bak buralardan hep çıkmışlar. Yani businessman ve şeyler var. Araştırmacı ne o? Kimya önlüğü giy kıyafetli zombilerden vardı. Tabii bizi şöyle şurada saçma sapan bir yere sıkıştırınca mecbur olarak buradakileri öldürmek zorunda kaldık. Normalde burası zombi kaynıyor aslında. Yani zombi kaynıyor dediğim, hani çok da aşırı da bir zombi yok yani. Asker yok en azından, şey var. Zayıf zombilerden var. Ama tabii muhtemelen bizde feraldi onlar. Ve de şuradan devam. Dananın zırt dediği yere gidiyoruz. Geliyoruz yavaş yavaş. Üstteki bunker. Animal Harvesting Skill Book. Şimdi burası da üstteki bankara çıkıyor işte. İyi, tahminimden erken bitti. Ah babacım, ah. Abi bir bölüm daha varmış. Sen nasıl uyanmadın lan bu işe? O zaman şöyle yapabiliriz. Şurası herhalde. İnşallah bu mermiler yeter. Aynen aynen burası. Ambo, çek baba, M60'ı çek. Okey. Diğer ikisi nereden geldi onu anlamadım. Zuluya bak baba. Şunları alabiliyoruz mu ya? Aa, alabiliyoruz bunları ya. Oo, süper. Dur baba dur, alırız alırız. Önce nevaleyi toplayalım. Bu da kitle. Salaklığa bak. Giy bunu. Hatta bir şeye basacaktık. Ne oldu? Şundan basacaktık. Allah cızırtını verecek. Abicim ya, bir de şeker bastık yani, bir de şunları alabilsek, şunları alabiliyoruz da bu da kilitli. İşte normalde hani şurası neresi, şurası bahçe. Şurayı bir delgiyle deliyorsunuz. Şuradan askerleri dışarı çekip alıyorsunuz nevaleyi. Ha şurada. Ve de Red Mesa mecerası bu kadar. Yani son loot şurada işte. Şimdi şu şeyler vardı şurada. Bidonlar vardı. Şu şeyden ne yaptık abi biz? Şunları attık abi. Scrap'le blunderbuss ammo. Drop. Ha şurada. İyi, çok aşırı da mermi de harcamadık. Yani gene sıktık bayağı bir. Ama bayağı da bir bulduk herhalde, o yüzden. Ya şunu alabiliyoruz mu? Şundan bir tane daha alayım ben ya. Ne olmaz ne olmaz, güzel bir şey o. Dekorasyon olarak. Şöyle. Gunrake. Süper. Ya şuna ya neyse, bulunsun hadi bir tane. Şunu scrap ve chicken soup. Ya ye bir tane. Şunları at. Nerede benim tabancam? Tabancam ver. Aldığımız böyle başka... Abi şunu at abi. Baştan. Ya da onu niye attık ya, bir saniye. Onlar da arttırıyordu şeyi. Aşağı mı düştü o? Onlar da arttırıyordu. İtemin şeysini. Ederini. Şöyle bir yükle abi. Nice. Burası başka değişik bir türlü bir şey. Tuvalet. Information Center. Bahçede bir iki tane, ana bak orada da bidonlar var. Military bahçede bir iki, ana bak şurada oturuyor çoğu. Bir de bir kuş mu vardı, ne vardı, bir şey vardı burada ama. Ya da bir tane daha zombi vardı, tam emin değilim. Benzin var. Ya yeter artık, almayacağım. Şunları alabiliyoruz mu abi? Yok. Ya. Ah be. Yok ki. Hepsi motor şiklette. Bir tane de şu tarafta vardı herhalde. yapıyoruz. Kırık şunları. Gerisinde sabah dolmuş. Mineral suları alsak mı? Hiç gerek yok. Şimdi bir daha tırmanamayacağım oraya. Ve de let's go. Yani şu saçma dümdüz giden yolda değil mi? Maden gibi bir şey gidiyordu bu. Nereye gidiyordu? Ha, yok burası orası değil ya. Pardon. Ha, orası ta şurada. Şöyle bir şey gidiyor. Burası ne onu bilmiyorum hiç. Repairable, buna kaç kere bakacağız daha bilmiyorum herhalde. Bayağı baktık herhalde. Ha, antaştı mı? 4 tane. Ondan motor parçası gelecek. Şimdi motor parçaları çok ağır oluyor. O yüzden hiç uğraşamam onlarla. Ha, bu da antaş. Tamam sen kal. Tavşan çekil lan. Zombi yardırmış ona. 440 kilo olduk. Neyse, Red Mesa'yı da göstermiş olduk. Gizli yeri de göstermiş olduk. Komple de lootladık. O oluşan bug dışında gayet iyiydi Red Mesa. Keşke o da olmasaydı. Güzel bir Red Mesa turu olacaktı. Ne bileyim, belki ileride bir daha şey yaparız, lootlarız. Bu sefer orada daha dikkatli oluruz. Sıkıştığımızı, artık orada sıkıştığımızı biliyoruz çünkü. Benzin. Ha, benzin üstümde. Koy. Küreği ver. Biraz ağırlık oldu ama çok değil. 433, 13 kilo fazla. İdare ederiz onu. Şimdi yarın da Fortnite. Aslında birazcık hazırlık yapmam lazım. Oradan sonra geliyor. Pipe bomb yapmam lazım. Bol bol. Yarın bir de gene traderları gezeceğim. Çünkü yarın traderlar yenileniyor. O neydi pardon? Ha şey, Iron Slash'miş. Mavisi. Ogre dursun üstümde. Bir saniye onu. Neyse hadi o da orada dursun. Bizimkinden fazla olabilir mi? Yok, kötü hasarı. Şunlara da ihtiyacımız kalmadı. En kralları da zaten üstümüzde şu anda. Rifle partları da koy. Şunları koy. Şunu niye koymamışız? Evet. Diğerlerini de halledeceğim ben. Şeyler olmuş mu? Şöyle ağırlıklardan bir kurtulalım. 249 yeterli olur. 249. En fazla genelde demirler, metaller ağır çıkıyor. Bu bu bizi çekmez ki 249 kilo. Zavallı bisiklet. O zaman şöyle yap. Şuraya koyuyordum ben onları. Şunları şöyle koyabiliriz abi. Şunu şöyle, şunu şöyle. Bu burada var mı bundan? Yok. Burada var mı? Yok. Allah Allah, ikisinde de yokmuş. Neyse o zaman şunu da şöyle koyayım. ...125 tane 38'lik maşallah ya. Şu modları da şöyle göm abi. Şurada şey var, bir tane bidon bulmuşuz. O çok ağırdır. Onu koyalım. Başka da ağırlık olacak bir şey yok zaten. Şöyle yaparsak. Kaydı. Bunun da bir önünü kaldırma yöntemi vardı da. İki tane elmas. 22. 46. Oo, bayağı bir led demir verdi bu sefer. Bakır ve kalay veriyordu aslında ağırlıklı olarak. Bu sefer demir ve led verdi. Ki çok ihtiyacımız olan bir şey değil açıkçası. Hop, burada kesildi. Gayet güzel. Evet. Red Mesa'yı da göstermiş olduk. Red Mesa. Oo çok kötü, çok kötü, çok kötü falan filan. Yani işte. Yani oluşan o bak ilk defa oldu bende. Yani birçok kez aslında Red Mesa'yı lootladım ama o ilk defa oldu bende. Yani orada sıkışacağımı bilmiyordum açıkçası. Bilsem ona göre temkinli giderdim ki köşeyi göreyim diye iyicene o tünel gibi şeyin, o mağaradaki tünel tadındaki şeyin en soluna yapıştım ve oradaki bir blok beni aşağı doğru bastırmaya çalıştı. O aşağı doğru bastırmaya çalışınca oyunda beni sıkıştı gibi gördü ve direkt olarak yukarı ışınladı ve bir bloğun içine sıkıştırdı. Normalde hani bu tip şeyler olabiliyor. Ama Red Mesa gibi tehlikeli yerlerde hani ölümcül. Ölümcül yani. O yüzden hani bu tip aslında bug'lara çok dikkat etmeleri gerekiyor yani bence. Ya işte biraz daha hani böyle environment olsun, yani nasıl diyeyim ben size, hani birazcık daha doğal görüksün diye böyle şeyler yapıyorlar ama işte bak bu tip şeyler bug'lara neden oluyor. Aslında orayı dümdüz kazabilirlerdi ama işte hani daha böyle doğal gözüksün, böyle mağara, yeraltı tüneli biri kazmış oradan falan gibi gözüksün diye öyle bir şey yapmışlar. O da bizim Red Mesa deneyimimizi mahvetti açıkçası. Demek ki bundan sonra yer altına girdiğimiz zaman bu tip şeylere dikkat edeceğiz. Bir daha başımıza gelmemesi için. Neyse, bu video zaten biraz uzun oldu. Bu videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda gene Fortnite. Zaten bir sonraki videoda Fortnite ile ilgili geniş bilgi vereceğim. Horde Base ile ilgili, geniş bilgi vereceğim. Bir sonraki videoda hepsini anlatmış olacağım. O yüzden şimdi burada çok konuşmanın da, videoyu da uzatmanın da anlamı yok. Bu videoyu da bitirelim. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğendiğimi tıklamayı unutmayınız. Abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.